AKP MHP Suç İttifakı her gün yeni bir suç daha işliyor. Kadınlara, LGBT artılara, işçilere, emekçilere, Kürtlere, Alevilere, gençlere karşı düşmanca politikalarını her gün daha fazla yükseltiyor. 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde AKP MHP iktidarı önemli oranda geriledi. Özellikle kayyum ile gasp ettikleri şehirlerde halk iradesinin duvarına çarptılar. Bunun öcünü almak istercesine yeni bir kayyum politikasını yürürlüğe koymak için Mazbata'yı Van'da halkın yarısından fazlasını oyla seçilen Abdullah Zeydan'a değil, ikinci sıradaki AKP'li adaya vermeye çalıştılar. Kürt halkının iradesini gasp etmeye dönük bu harekete, bu coğrafyanın her yerinden çeşitli protestolarla karşılık verildi. 2 Nisan'da İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Van halkının iradesinin tanınması ve gaspçı politikalarının son bulması için bir eylem düzenlendi. Polis eyleme biber gazı ve plastik mermiyle saldırıp 6 kişi işkenceyle gözaltına aldı. Eylemciler de avukatlar da gözaltı süresince çeşitli işkencelere maruz kaldı. 3 Nisan'da mahkemeye sevk edilen Kampüs Cadıları üyesi Sedanur Uğur ve Mor Danışma üyesi Sibel Örkmez hiçbir geçerli olmamasına rağmen tutuklandı. Van halkının direnişi kazandı, mazbata alındı fakat arkadaşlarımız 16 gündür hukuksuzca şakran cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Hapishane yönetimi tarafından baskı, tehdit ve işkenceye uğruyor. Adli koğuşta tutulan arkadaşlarımızın can güvenliği sağlanmıyor. Siyasi koğuşa geçme talepleri yok sayılıyor. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca cezaevi yönetimiyle yaptığı görüşmede bayramdan sonra arkadaşlarımızın siyasi koğuşa aktarılacağı sözünü almıştı. Fakat cezaevi müdürü telefonları çıkmıyor, adeta kaçıyor. Yapılan son avukat görüşmelerinde de cezaevi yönetiminin baskıcı ve tehditkar tutumuna ilişkin yeni bilgiler öğrendik. Hukuksuz olmasına rağmen savcının odasından polislerin çıkmadığını ve avukatların itirazlarının yok sayıldığını öğrendik. Gardiyanların arkadaşlarımıza siyasi tutuklarla kalırsanız oradan bir daha çıkamazsınız, ortalığı karıştırırsanız sizi tecavüzcülerin yanına veririz şeklinde tehdit ettiklerini öğrendik. Üstelik tecavüz tehdidini bir de nefret suçuyla da perçinliyorlar. Homofobik yönetim lezbiyenlerin olduğu koğuşu tecavüzcülerin koğuşu olarak nitelendirip arkadaşlarımıza bunu tehdit olarak kullanıyor. İktidar polisiyle, cezaevi yönetimiyle, yargısıyla suç işlemeye devam ediyor. İktidar tacizcileri, tecavüzcüleri korurken, LGBT artı nefretini körüklerken bir yandan da tüm kurumlarında LGBT artıları kriminalize etmeye çalışıyor. Kadınlara ve Lubunyalara yönelik baskı politikalarını arttırıyor. Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, nefret cinayetleri haberlerine her gün bir yenisi eklenirken kadın mücadelesi arkadaşlarımızın tutuklanması tesadüfi değil. Örgütlü kadın mücadelemizin gücünü kırmak isteyenleri biliyoruz, görüyoruz. Ama kayyumlara karşı mücadele etmekten ve faşist, LGBT artı düşmanı, kadın düşmanı politikalar karşısında örgütlü kadın mücadelemizi büyütmekten vazgeçmeyeceğiz. 2911 sayılı kanuna muhalefetten arkadaşlarımızı tutuklayan bu düzenin tam karşısındayız. Varlığımıza, gösteri ve protestolara katılma gibi en temel haklarımızı kullanmamıza dair tahammülü olmayan bu iktidara yanıtımızı evlerde, sokaklarda, hapishanelerde vermeye devam edeceğiz. Van halkının iradesini savunmak suç değildir. Fakat hapishane yönetiminin erkek deliz zihniyetini yaptıkları suçtur. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Seda ve Sibel'e özgürlük. Kadınlar birlikte güçlü.